Selamlar. Bugün sizler için en sevdiğim iki şeyi birleştireceğim. Birincisi astroloji, ikincisi oyunlar. İkisi de benim ilgi alanımda olan şeyler. Burçlardan az çok anladığımı düşünüyorum. Oyunlardan da az çok anladığımı düşünüyorum. Bu yüzden bu kanalı açtım. E şimdi sizle burçlara özel oyun önerileri yapmaya başlayacağım. Bu serinin ilk videosunu çekiyorum ve ilk olarak Başak'tan başlamak istiyorum. Neden Başak diye sorarsanız, bu arada ben Başak Burcu değil Aslan Burcu'yum. Başak Burcundan başlama sebebim de şu oldu. Ee, ben bir oyun oynuyordum ve bu oyun tamamıyla Başak Burçlarının sevebileceği bir oyun. Siz de sevebilirsiniz. Bu arada Başak Burcu olmanıza gerek yok. Ama Başak Burçlarının titizliğine ön plana çıkacağı bir oyun. Ee, i̇sterseniz gelin e, bu oyunlara bakalım. 5 tane oyun önereceğim. İleride isterseniz bu serinin devamı gelir. Daha fazla oyun da öneririm. Örnek veriyorum Başak burcu için, Aslan burcu için, Koç burcu için istediğiniz her burç için öneri yapabilirim. İlk olarak Başak burcundan başlayalım. bu videonun aklıma gelmesini sağlayan oyundan başlayacağım. İsterseniz hadi gidelim bakalım. Evet şu anda ekranda gördüğünüz bu oyun benim bu video serisine çekmeme neden olan oyun aklıma bu oyunu oynarken geldi. E, ee, bunun hatta bende DLC'leri de var. Çok seviyorum. Başak burçları biliyorsunuz ki titizdir. Böyle e, bazılarında temizlik hastalığı vardır. Bazıları da bu şekilde sadece e, birazcık temiz olmak ister. E, bu oyunda da siz bir cinayet mahallini temizliyorsunuz. Ortalık kanlı. E, yerlerde ceset parçaları falan oluyor. Size temizlemeniz için her türlü ekipman veriliyor. Atıklar atabileceğiniz bir kutu yakabilmeniz için bir ortam ee, onun dışında e, istediğiniz kadar su alabiliyorsunuz, su doldurabiliyorsunuz. Bu şekilde bir oyun. Ee, Başak burçlarının sevmesinin sebebi de burada temizliği siz yapıyorsunuz ve mesela yerleri sildikçe içiniz rahatlıyor. Yani orası temizlendikçe sizin içiniz de böyle rahatlıyor. Gerçekten güzel bir oyun. Başak Burçlarının sevebileceği bir oyun. Hatta ben bu oyunu her gördüğümde bu Başak Burcu oyunu diyorum. Ee, o yüzden böyle bir fikir aklıma geldi. Ee, bundan dolayı başladım bu video serisine. Umarım sizin de ilginizi çeker. İsterseniz ikinci oyunumuza bir bakalım. Evet, gelelim bir diğer oyunumuza Papers Please. Bu oyunun da konusu siz bir pasaport memurusunuz ve belgeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer belgelerde bir e, sahtecilik söz konusuysa, bir eksiklik söz konusuysa ya da bu kişi aranan bir katilse veya suçluysa onu ülkeye sokmamanız gerekiyor. Eğer belgeler temsa onu ülkeye sokabilirsiniz. Bu şekilde bir düzeniniz var. Böyle bir oyun. Ben niye bu oyunu seçtim onu söyleyeceğim. Ee, bu oyunu seçmemin asıl sebebi de şu. Ee, Başak Burçları detaycıdır. Detaylara takılırlar ve detayları iyi kontrol ederler. Ben de bu özelliğinden yana çıkarak burada zaten her şeyi e, kontrol etmeleri gerekiyor. Detaylara bakmak lazım özellikle. Ben de bu oyunu onlara uygun gördüm. Hatta bu oyunun 3D versiyonunda yapıldı. Border Office diye... Border Officer diye bir oyun. Ee, buna da bakabilirsiniz. Bunun 3D versiyonu. Burada gördüğünüz gibi yine kontrol ediyorsunuz. Ama e, ilk oyun tabii ki Papers, Please. Bu onun 3D versiyonu. Eğer ilginizi çekerse bu oyuna da bakabilirsiniz. Bu oyunda yine güzel oyunlardan bir tanesi. Evet. Önerebileceğim bir diğer oyun ise Witch It. Bu da arkadaşlarınızı oynayabileceğiniz eğlenceli bir Oyun. Burada iki farklı takım oluyor. Bir tanesi cadı takımı. Diğeri de e, onu bulmak isteyen köylüler. Cadılar herhangi bir nesneye dönüşebiliyor. Örnek veriyorum ormanda bir mantar olabiliyor. Bir elmaya dönüşebiliyorlar. İşte e, evdeki herhangi bir nesneye dönüşebiliyorlar. E, bu şekilde e, köylülerinde onu bulması lazım. Gördüğünüz gibi köylerinde kendine özel skill'leri var. Bu şekilde bulabiliyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi zaten ekranda. Bu şekilde bir oyun hem eğlenebileceğiniz hem de güzel bir oyun. Bunu başak burçlarına önermemin sebebi yine detaycı olmaları. Onlar dedik dedik arayıp her köşeye bakacaklardır. En küçük elmadan işte yukarıdaki saate kadar her şeyi arayacaklardır ben buna eminim. Çünkü daha sakin bir yapıya sahipler hem de eğlenceli bir yapıya sahipler. Bu şekilde de bence bu oyunda eğlenebilirler diye düşünüyorum. İnsanları ee, insanları bulmak yani e, cadıları bulmak onlar için zor olmayacaktır. Evet başak burçlarına önerebileceğim bir diğer oyunu ise Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Başaklar biraz sakin düşünüyor ve detaylara da takıldığı için buradaki gizemleri rahatlıkla çözebileceklerini düşünüyorum. Sherlock Holmes oyunlarını sevebilirler. Ben bu oyunu öneriyorum çünkü diğerleri arasından bunu oynayıp daha çok beğenmiştim. O yüzden bu oyunu önermek istedim. Diğer oyunları da oynayabilir tabii ki Sherlock Holmes oyunlarını ya da bu tarz gizem ve bulmaca oyunlarını oynayabilirler. Burada da gizemleri çok kolay çözebileceklerini düşünüyorum. Çünkü birazcık detaya takılmak istiyor. Bu oyun e, onun dışında e, birazcık sakin düşünmeyi gerektiriyor. Çünkü e, aceleci davranırsak bir şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Başak burçlarının yapısı da sakindir. Bu yüzden bu oyunda onlar için güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet son olarak size The Long Dark oyununu önerebilirim. Hatta bunu herkese önerebilirim. Ama öncelikle Başak Burçları'na öneriyorum. Çünkü onların yapısı birazcık daha sakin. Ee, bu oyunda sakin bir oyun. Aslında şöyle düşünün. E, özellikle Winter Mute modunu düşünün. Winter Mute modunda yani hikaye modunda sizi haritanın bir ucundan diğer ucuna götürüyor. Uzun zaman boyunca yürümek zorunda kalıyorsunuz. Bazı insanlara bu çok sıkıcı geliyor. Çünkü e, yolda eğer kurt görmezseniz ya da herhangi bir yırtıcı hayvan görmezseniz bu yol insanlara sıkıcı geliyor. Yani herhangi bir aksiyon yok sadece yürüyorsunuz doğa güzel ama insanlar sıkılıyor. Ben gerçi hiç sıkılmıyorum böyle şeylerden ama sıkılan insanlar olabiliyor. Ama Başak Burçlarının yapısı birazcık daha sakin o konuda. E, huzurlu bir oyun istiyorlarsa bu oyuna bakabilirler. Özellikle hikaye modunu tavsiye ederim. Ben hayatta kalma modunun Nensor e, modunu oynuyorum. Ee, orası da gerçekten çok güzel. Ee, eğer böyle aksiyon istiyorsanız e, mütecavüz modunda oynayabilirsiniz. Bu oyunu hayatta kalmanın en zor modudur. Ee, orada size Amerikan geyiği bile saldırabiliyor ee, bu şekilde bir olayı var gerçekten aksiyonlu bir oyun olabiliyor ama bu şekilde de eğer böyle çiğ ve huzurlu bir oyun isterseniz hem güzel bir doğa var hem oyun güzel bu tarz oyunlara da bakabilirsiniz ben Başak Burçlarının sakinliği sevmesinden dolayı bu oyunu sevebileceğini düşünüyorum. Evet, bugün Başak burcu olanlar için bazı oyun önerilerinde bulundum. Bu her Başak burcunun hoşuna gitmeyebilir. Çünkü insanların karakterleri sadece ana burcuna değil, yükselenine, ay burcuna ve diğer e, işte Venüs burcuna falan bağlı da olabiliyor. Karakterimiz aslında pek çok burcun birleşmesiyle oluşuyor. E, bunları da zaten doğum haritanıza bakarak e, anlayabilirsiniz. Burada önerdiğim oyunlar genel olarak Başak Burcu özelliklerine göre önerdiğim oyunlar. Mesela Başak Burcu toprak burcudur, sakindir. Onun dışında titizlik, temizlik onlar için önemlidir. Onun dışında detaycı insanlardır, mükemmeliyetçiler. Bu şekilde bir yapıları var. Ben de onlar için bu tarz oyunları önerdim. Hangi oyunları önerdim? Şimdi tekrarlayayım. İlk önerdiğim oyun Weezer Clean Up oyunuydu. Bu yine temizlik yapabilecekleri bir oyundu. İkinci oyun Papers, Please. Ee, bu oyunda dediğim gibi bir pasaport memuru oluyordunuz. Ve e, ülkenize girecek ve girmeyecek kişileri seçiyordunuz. Burada da detaycılık önemliydi. Bunun hatta başka bir versiyonu da gösterdim. Border Office diye. E, bu da yine e, bu şekilde pasaport memuru olduğunuz bir oyun. E, 3D olarak oynamak isterseniz Border Office daha sonradan çıkmış ve bu oyuna benzer bir oyun. Ona da bakabilirsiniz. Hatta diğer oyundan daha fazla özgürlük sunuyor diye biliyorum. Yani diğer oyunda araba falan kullanmıyorsunuz. Yine e, akrabalarınız var bakmanız gereken ama e, şeyde e, bu Papers Please'e göre daha fazla özgürlüğünüz var. Araç kullanabiliyorsunuz. Birazcık daha şeyler eklemişler. Üçüncü oyunumuz Witch It. Az önce zaten şu kısımda gördük kendisini de güzel bir oyun arkadaşlarınız oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Ee, bu oyunda da yine detaycılık önemliydi. Ee, dedik dedik her yere bakmanız gerekiyordu bulabilmek için arkadaşlarınızı. Ee, güzel bir oyun. Ee, ben böyle detaycı insanların bu tarz oyunlarda daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben böyle genele odaklanan bir insanımdır. Detaycı şeyleri asla beceremiyorum. Bu yüzden de Başak Burçlarının bunu sevebileceğini düşündüm. Dördüncü oyunumuz Sherlock Holmes The Devil's Daughter oyunuydu. Bu da yine bulmaca ve gizem e, içeren bir oyundu. Başak Burçlarının hem sakin yapısı hem de e, dediğim gibi detaycılığı bunu çözmeye yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Beşinci oyunumuzda herkese önerdiğim The Long Dark oyunu. Ama Başak Burçlarının sakin yapısı dediğim gibi ee, bu oyunda da işe yarayacak gibi gözüküyor. Evet, videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda hangi burcu yapmamı istersiniz? Bunu da lütfen yorumlara yazın. Başak burcu olmasanız bile bu oyunlar sizin için de güzel gelebilir. Bu oyun önerilerine de mutlaka bakın derim. Bunların e, hepsini oynadım. Hepsini oynadım. E, bu yüzden de e, size rahatlıkla önerebiliyorum. Hiçbirinde sıkılmayacağınızın garantisini verebilirim beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz ee, Onun dışında aşağıdaki no game linkinden bana bağış gönderebilirsiniz aynı zamanda bana e, like atıp yorum atıp abone olarak da destek olabilirsiniz İlla Aynı zamanda videolarıma like ve yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ee, en kısa sürede sizlerle de tanışmak istiyorum. Yazılan her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bu yüzden yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bundan sonraki videoda ne yapmamı istersiniz? Bunu da lütfen yorumlara yazın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere.